Teşekkürler. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hocam buyurun. Evet, iyi akşamlar. Dün Trabzon'umuzun 104. değil mi? Evet. Kuruluş yıl dönümü. 2 sene evvel Trabzon Teknik Direktörü iken gecesinde bulunmuştum. Bugün buranın teknik direktörü olarak bunu kutlamak ayrı bir keyif. Bunu bir belirteyim. Kayseri Spor özellikle Hikmet Hoca ile beraber çıkış yapan bir takım. Birkaç konu başlıklarından bir tanesi, en önemli konu başlığı, bir geçiş takımıydı. Biz ilk yarıda 45 dakika hem bireysel hem de oyun organizasyonu olarak devreye giremedik. Rakibe de bu anlamda geçişler verdik. Basit top kayıpları, merkeze sıkışık yerde alışveriş yapmak ve burada kayıplar. Ve kaybettiğin yerde de alamıyorsan, doğru baskı yapamıyorsan bu takım seni geri koşturur. İlk yarı itibariyle bunu yaşadık. Ve 2-0 mağlup duruma düştük. Taraftarımız vazgeçmedi. Hem geldiler hem de bize sonuna kadar ilk yarı itibariyle tekrar hem devre arası hem maç içindeki geri dönüşümüz için bize son derece destekte bulundular. İkinci yarı itibariyle biraz daha doğru sağa dağılımı, biraz daha pasın şiddeti, biraz daha hareketlilik ve kenarları kullanma, oyuna giren oyuncuların katkıları, 49. dakikada golün gelmesi bu sinyali verdi. Hem taraftar bununla beraber bizi iten bir güç ve Trabzonspor'un DNA'sında bu dönüşler, vazgeçmemek hep vardı. Bugün de şampiyonluk yolundaki hikayelerde bu tür maçların olması bu hikayeyi daha da güzelleştiriyor. Oyunda son bölümünde çok riskler aldık. Bir geçiş takımına karşı hem oyunu kazanmak istiyoruz hem de geçiş yememek istiyoruz. 2 tane net pozisyon verdik geçişten. Ama bizim de maçın ikinci yarısı itibariyle 2-1, 2-2 direkten dönenler, kurduğumuz baskı, dokunamadıklarımız. Oyunu da erkenden de koparabilirdik. Bir yandan oyunda baskı kurup hücum etmeye çalışırken bir yandan da geçiş yememeye çalışıyorduk ki bu riskleri aldığımızda 2 tane geçiş verdik. Bütününde bir taraftara, dünyanın her tarafından gelen Trabzonspor taraftarı ve sevdalılarına bize verdikleri bugün geri dönüş için, destek için onlara teşekkür ediyorum. Vazgeçmeden buna devam etsinler. Trabzon'un dediğim gibi DNA'sında bu var. Kazandık. Bir haftayı daha cebimize aldık. 14 puan önde olabiliriz en yakın rakibimize. Ama biz bunun bize konforlu alan değil, bize özgüvenli bir oyun getirmesi gerekiyor. Bunu ikinci yarıda uyguladık, ilk yarıda uygulayamadık. Güzel bir galibiyet. Taraftarlarımıza armağan ediyorum. Kayserispor iyi bir takım. Onlara başarılar diliyorum. Yarın sabah çalışmaya başlayacağız. Salı günü Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Kupa da bizim için önemli hedeflerden, büyük hedeflerden bir tanesi. Salı günü içeride oynayacağımız Antalyaspor müsabakasına hazırlanacağız. Bu şampiyonluk habercisi midir geri dönüş? Şampiyonluk hikayelerinde, senelerinde bu tür maçlar çok önemlidir, geri dönüşler. Biz bu sene bunları yapabilen bir takımız. Oyun organizasyonlarımız var, yetenekli oyuncu gruplarımız var. Buna sadık kaldığımız sürece bunu yapma şansımız çok yüksek. Bunun için bu şehir, taraftar buna destek veriyor. Sabır istemiştim. Oyundaki sabrı buna destek veriyor. Bu çıktığımız yol harika bir yol. Bu yolda bu inişler çıkışlar olacak ama bu geri dönüşler dediğin gibi güzel şeylerin habercisi. Şehrimiz, taraftarımız bunun keyfini çıkarsın. Eğlenerek maçlara hazırlansınlar. Bu sene çok güzel şeyler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Ama Cenk için bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Ya, çok özel oyuncularım var. İşte bugün Edin Visca gibi, Tony gibi, Cornelius gibi. Hakikaten işte Marek var dışarıda. Ömür gibi. Çok özel oyuncularımız var. Canini benim geçen sene geldiğimde Trabzonspor'a Alanya Spor maçında ilk sahanın içinde görmüştüm. O maçta ben değildim. İhsan Hoca vardı takımın başında. Sonra da burada çalışmaya başladık. Bunu kendisine de ifade ettim. Yani ben çok özel oyuncularda da çalıştım dünya çapında. Canini de bence böyle özel oyunculardan bir tanesi. Bir Afrika Kupası ile ilgili bir sakatlıktan çıktı. Canini çok özellikleri olan, oyunun içinde bunu performansa yansıtan bir takım. Sezon başı da böyle transfer teklifleri vardı.
Kendisiyle de özel birebir görüşmemde net bir şekilde bunun gerçekleşmeyeceğini, bu hikayede de güzel bir hikayenin içinde olması gerektiğini, 6 ay çalıştık, senden vazgeçemem, bir başkasıyla 6 ay daha kaybedemem diye de kendisine de söylemiştim. O da buna doğru cevap veriyor. Bir kere karakterli bir oyuncu. Bugün oyuna da girip bu oyunda çok önemli fark yarattığını düşünüyorum. Başka soru var mı? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.